Efendim merhabalar, ne var ne yok'a hoş geldiniz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisiyle çok tanışmak ve program yapmak istiyordum. Profesör Doktor İbrahim Esinler bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Türker'cim. Şimdi hocamız bir doktor aynı zamanda ama Kur'an mucizelerine gerçekten araştırıyor, bakıyor, inceliyor, kitaplar yazıyor, videolar çekiyor ve elimde Zülkarneyn kitabı var. Çok enteresan bir kitap. Almanızı mutlaka tavsiye ediyorum çünkü bu kitapta Zülkarneyn'in kim olduğunu isim olarak vermiş hocamız. Bu çok enteresan. Ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Ve hocamızın tabii Ashab-ı Kehf'le ilgili de Ashab-ı Kehf mağarasının nerede olduğunu koordinatlarıyla verecek bu yayında. Aynı zamanda kitabı da var. Hocam çok ilginç bir şey bu. Yani hem Zülkarneyn'in kim olduğunu söylüyorsunuz hem de Ashab-ı Kehf'in neresi olduğunu söylüyorsunuz. Ashab-ı Kehf nedir hocam? Oradan bir başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman Rahim. Çok teşekkür ederim Türker'cim. Önce beni programına davet ettiği için. Biz teşekkür ederiz hocam. İyi ki geldiniz. Gerçekten hani benim akademik eğitimim yanında bu Kur'an'a olan ilgim de çok fazla, yıllardır vardı. Ve özellikle de Kur'an'ın bilimsel mucizelerini araştırma konusunda inanılmaz bir istek duyuyordum. Bir bilim insanı olarak, bir analitik düşünen bir insan olarak araştırma yapan, yani verileri analiz etmeyi bilen bir insan olarak Kur'an'ı incelemeye başladığımda Türkiye'den gördüm ki bu ilahi bir kitap, Yüce Allah'ın evreni yaratan, o varlıktan gelen, indinden gelen bir kitap olduğunu %100 emin oldum. Ve araştırmalara devam ettiğimde, özellikle biliyorsun Kehf suresi zor bir sure. Evet. En sona bıraktık onu. Çünkü gerçekten orada Rabbimiz bize Zülkarneyn kıssasını anlatıyor. Yine en önemli kıssalardan biri de Ashab-ı Kehf. O kadar muhteşem bir kıssa ki 4 milyar insan Türker buna iman ediyor. Hristiyanlar biliyorsun. Hristiyanlık inanıyordu. Hem Ortodoks hem Katolik. Hepsinde bu inanç var. Evet. Ama bizi ne ilgilendiriyor? Şerefli Kur'an'ımızda bu geçiyor. Ve bir bilim insanı olarak bunu incelemek istedim. Zülkarneyn'i inşallah başka programlarda daha da açarız. Ancak Ashab-ı Kehf kıssasını incelediğimde yani inanılmaz verilere ulaştım. Yani ayetler düzgün çevrildiğinde hele 17. ayet var ki inanılmaz. Birazdan izleyicilerimiz şok olacak. Yani gördüğümüz zaman Rabbimizin bu ayette teknik analiz yaptığını gördük. Yani mağaranın güneşin pozisyonuyla ilgili bazı ufak böyle işaretler koyduğunu gördüm. Ve buradaki harf ve kelime sayımlarıyla bir GPS verisinin, yani gerçek mağaranın GPS koordinatlarına kadar, hatta metresine kadar gördüğünüzde şoka gireceksiniz olduğunu gördüm. İnşallah buna göreceğiz bu derste. Bu hep ders diyorum, kusura bakma. Estağfurullah hocam. Çünkü yayında. Doğru. Peki hocam, yani şimdi biz Ashab-ı Kehf'in bir mağaraya girdiğinde ve çıktığında üzerinden 300 yıldan daha fazla geçtiğini ve uyandıklarında sadece bir gün gibi geldiğini onlara biliyoruz. Onların yolculuğu nasıl başlamıştı ve neden bir mağaraya sığındılar hocam? Mağaraya sığınmalarının nedeni yaptığımız teknik analizlerde de bunu net bir şekilde görüyoruz tarihi verilerle. Milattan sonra 125 yılında Hadrianus'un zulmü Roma'da Yahudilere ve özellikle genç Hristiyanlara çok fazlaydı. Bir dakika, siz tarihini söylediniz şimdi, milattan sonra 125. Ben bunu da hiç duymadım. Evet, tabii tam net tarihler bunlar. Milattan sonra 125'te bu gençler, sayısını da Rabbim bize mucizevi şekilde aslında bildiriyor. Onunla ilgili de sana çok kesin veriler sunacağım. 7 genç bunlar. Ya kesin mi bu? Çünkü çok üzerinde tartışılır. Kesin hocam. Çünkü Rabbimiz diyor ki, Rabbimiz ayette birazdan okuyacağım. Allah'ımız diyor ki, kesin veri olmadan onlar hakkında tartışma. Ama elinde kesin veri varsa veriyi koy diyor. Allah kelimelerinin Kur'an'daki geçiş Çin'in mucize olduğunu biliyoruz. O
Allah geçişiyle ilgili. Yani elimizde kesin veri var. Anlatacağım sana. Yani buyurun hocam. Siz buyurun. Ayetlerden anlatabilirsiniz. Buyurun. O zaman istersen ayetleri kısaca bir bilgilendirelim tabii mi? Ki, bu Rabbimizin tabii ki, şerefli Kur'an'ındaki bu ayetleri izninle şöyle okuyayım ben sana. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Allah'adır ki indirdi kuluna kitabı ve asla yapmadı ona kitaba bir eğrilik, bir yamuk. Bakın Kur'an'da asla çelişki olmaz. Asla olmaz. Dosdoğru ayakta, bak kıyam etmesi için kayyimendir Kur'an. Ayakta durmak istiyorsan Kur'an'a tabi olacaksın. Uyarması için şiddetli bir perişanlığı katından indinden ve müjdeler müminleri, gerçek inananları müjdeliyor bu Kur'an. Es-saliyatı yapanları, yani düzeltici, iyileştirici, barışa yönelik işler yapan kimseleri, ki onlaradır güzel bir ecir, bir karşılık. Güzel işler yapanlara karşılık neymiş? Kalıcılar onun içinde ebedi olarak cennetler, adıl meva cennetleri, adıl meva firdevs cennetleri. Ve uyarır kimseleri, burası çok önemli bak. Ve uyarır kimseleri dediler, edindi Allah bir çocuk. Bakın Ashab-ı Kehf'in öncesi işareti ilk veriyor burada. Yani diyor ki çocuk, Allah çocuk edindi diyen kimler? Kur'an'dan öğreniyoruz, bir Yahudiler, Üzeyr diyorlar ki Allah'ın oğluydu. İsa, Mesih Allah'ın oğludur diyenler kim? Hristiyanlar. Yani burada Hristiyanlara bir vurgu var. Bak edindi Allah bir çocuk. Yoktur onlara onun hakkında hiçbir bilgi ve olmaz ataları için. Yani kendileri de ataları boş konuşuyor diyor Rabbimiz. Büyüklenmiş bir kelime çıkar ağızlarından. Aslında o kadar büyük bir, yani Allah çocuk edindi demek haşa öyle büyük bir şey ki evren yarılır ya. Gökler çatlar ya. Ve söylerler onlar ancak bir yalan. Öyle ki belki sen çaresizlikten öldürensin kendi nefsini. Peygamberimiz sürekli bunlara inansınlar diye koşturuyor. Peşlerinde onların ki asla iman etmezler bu söze. Bir keder, bu keder muhtemelen iman etmeyenlerin büyük yaşayacağı kederdir. Doğrusu biz yaptık yeryüzü üzerindekini bir süs ona yere. Dünyamız ne güzel değil mi? Bir de Mars'a bak. Test etmemiz için onları. Hangisi onların güzel amelli, güzel faaliyetli? Bak, dünyanın yaratılması bizim nasıl davranacağımızı test etmek içindir. Ve doğrusu biz mutlak yapıcılarız onun üzerindekini kupkuru, verimsiz bir kara. Heh, şimdi geliyor. Bu evet. Kıssadan öncekiyle okumak istedik çünkü ilişkili. Şimdi ana kıssamıza geldik. Yoksa sandın sen ki yoldaşları kef. Bak ashab demek yoldaş demektir. Ashab demek belli bir amaç için, belli bir zamanda, belli bir hedefe kilitlenmiş kişiler demektir. Bunu arkadaş olarak çevirmek doğru değildir. Ashab tam anlamıyla yoldaş demektir. Yani bir hedefleri var bu gençlerin. Bu gençlerin kalpleri birleştirilmiş. Bir de dikkat edin bakın. Yoldaşları Kehf, mağara ve Rakim. Buradaki işte bu anlaşılamaz olay. Birazdan söyleyeceğim. Zaman yolculuğu yaptı bu gençler. İşte bu Rakim ashabıyla yaptılar. Kehf, mağara ve Rakim. Rakamlamak, Türkçe'ye de geçmiş Türker bu. Rakamlamak demek, tamam mı? Yani yazıtlamak, rakamlamak, dijitalize etmek yani. Ha, tamam mı? Evet. Dijitalize ediyor yani. Sen şimdi benim 4K videomu nasıl alıyorsun buradan benim stüdyoya, Ankara'dan oraya? Rakamlanmış bir bilgiyi alıyorsun şu anda, tamam mı? Evet. Oldular ayetlerimizden bir acayip, bir şaşılan. Bak burada Kehf yani mağara yoldaşları, gençler... Den ayrı bir yoldaş daha var, Rakim yoldaşları. Bu ayetleri okuduğumuz zaman anlıyoruz. Bunların başına çok ilginç bir olay gelmiş. Devam edeceğiz. Sığındığı vakit gençler mağaraya. Mağaraya giriyorlar. İşte bu Hadrianus dönemi, milattan sonra 125. Öyle ki dediler, Rabbimiz ver bize katından indinden bir rahmet ve hazırla bize emrimizden bir doğru yol, bir olgunluk. Bak reşede, olgunluk demektir. Öyle ki, bak en önemli ayetten birine geldik. Bu ayet yıllarca anlaşılamadı Türker. Öyle ki vurduk kulaklarına mağarada bir dizi sayılı seneler. Ya kardeşim neden kulağa vurmayla bir işaret veriyorsun bize? Bilimsel yönü nedir bunun? Bilim nedir adamı hocam? Olarak ben bunu araştırmak zorundayım. Yani bu gençlerin başına ne geldiyse kulaklarıyla ilgili bir şey oldu. Bunu bir yere koyduk. Sonra uyandırdık onları bilmemiz için iki gruptan hangisi hesaplayıcı onların kaldıkları zaman için. Bakın gençler uyandıktan sonra
iki grup var. Bu gençlerin ne kadar kaldığını hesaplamaya çalışıyorlar. Tamam mı? Verilerden. İki grup. Biz kısalaştırdık sana haberin onların gerçekle, hakla. Bakın Rabbim diyor ki Hristiyanların inançları var ama biz sana öyle bir okuyacağız ki gerçeği söyleyeceğiz diyor. Artık tartışmalara son vereceğiz diyor. Doğrusu onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Doğru. Ve ziyade ettik onlara hidayeti. Bak hidayetli, yani doğru karar verme yeteneği. Ve bağladık kalplerinin üzerini, yani birbirlerine bağlı, amaçları belli bu gençlerin. Kalktıkları vakit, dikeldikleri vakit dediler, Rabbimiz, Rabbidir göklerin ve yerin, asla çağırmayız onun aslından bir ilah, mutlak ki söylemiş oluruz o zaman sınırı aşan bir söz. Burada mağaraya girmeden önceki bir durum bu. Kalktıkları vakit, dikeldikleri vakit, yani Hadrianus'a etraftaki o zulmeden toplu şeye karşı, yöneticilere karşı dikeliyorlar, ayaklanıyorlar, yani dikleniyorlar. Daha sonra diyor ki bakın Rabbim Rabbidir göklerin, bir müşrik olmayın, şirke koşmayın bak diyor. Daha sonra şunlar kavmimiz, bak kavimlerini şikayet ediyorlar, edindiler ondan başka ilahlar. Apaçık bir delille, yetkiyle onlara gelmeleri gerekmez mi? Öyle ki kim daha zalimdir Allah'a karşı bir yalan iftira atan kimseden? Ve o vakit uzaklaştınız onlardan ve Allah'ın haricinde ibadet ettiklerinden, öyleyse sığının mağaraya. Burada konuşan rakim ashabı, anlatacağız. Rakim ashabı bu kişileri, gençleri bir mağaraya yönlendiriyor. Mağaraya giriyorlar ve diyorlar ki bakın yaysın sizlere Rabbiniz rahmetinden. Burada konuşan Allah değil. Burada konuşan rakim ashabı. Bak rakim ashabı bu gençleri yönlendiriyor mağaraya. Diyor ki bakın Allah size rahmetinden verecek, işinizde kolaylık sağlayacak diyor. Hazırlasın sizlere emrinizden, işinizden bir kolaylık, rahatlık diyor. Benim hayatımdaki en önemli ayet Türker. Evet. Ve görürsün güneşi. Ben izinle bunu direkt Arapçasından okuyayım. وَتَّرَى الشَّمْسَ اِذَا تَلَعَتْ تَزَوَرُوَنْ كَيْفِكِمْ زَاتَ الْيَم۪ينَ Görür güneşi doğduğu, yükseldiği vakit eğilir mağaralarından onların sağa doğru. Ve evet. İzâ takbetukum zâte şimal. Çok acayip bir ayet bu. Muhteşem. Muhteşem bir ayet. Yani bu ayet büyük bir mucize içeriyor. Ve battığı vakit diyor ve izâ garabet takridukum zâte şimal. Çaprazlamak demektir. Sola çaprazlar. Ve kum fî fecvetin min. Onlar bir fecvetin içindedir. Yani mağaranın içindeki bir fecvetin demek, Türker şey demek, bir oyuk. Yani mağaraya girmekle kalmamışlar. Mağaranın içinde bir oyuğa da saklanmışlar. Hmm. Ya, evet ve zelike işte bu muhteşem min ayetillahi, bak burada işte bu ayetlerindendir Allah'ın. Ya ayetleri demek, Kur'an'a baktığımız zaman Türker, ayetleri dediğimiz zaman Rabbimiz gökler yer ayettir diyor. Yani mucizeler, yani baktığında bu ayet mucize olacak diyor. Ve men yehdillahu fehuvel muhtet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen murşida. Yani öyle ki diyor Allah kimi doğru yola kılavuzlarsa o doğru yolu bulandır. Eğer Allah kimi saptırırsa öyle ki asla bulamasın ona bir veli. Veli demek yakın koruyucu demek Türker. Yani bir doğru yol, olgunluk. İşte arkadaşlar bu dersimizde buraya odaklanacağız. Yani bu programda tabii senin soruların olursa elbette cevaplarım. Ama nasıl uyudular, sayıları kaçtı gibi şeyleri de zamanımız kalırsa yaparız. Bu da çok büyük bir mucize ayet. Ve sanırsın uyanıklar. Ve oysa onlar uykudadır. Bak burada da aslında hep bilimsel okuduğumda aslında adamlar uyuyorlar, gençler, ama uyanık gibi görünecek. Nasıl olabilir bu? Bir. Ve çeviririz onları sağlarına doğru ve sollarına doğru ve köpekleri uzatmıştır iki ön ayağını kapı girişinde, yani mağaranın girişinde. Eğer bak çok önemli bir ayet. Eğer karşılaşıp baksaydın onlara mutlak sırt çevirirdin onlardan bir firarla, bir kaçışla ve mutlak içine dolardı onlardan bir korku, bir dehşet. Niye korksun ki? Bir insan bu gençleri gördüğünde neden korksun? Neden korkar hocam? Hocam bunların hepsini anlatacağım. İşte bu zaman yolculuğu yapan gençlerde nasıl bir yer çekiminin, nasıl bir bunlarda hal aldığını göstereceğim sana resimlerle. İnanamayacaksın. Yani bunlarda
Hemen şimdiden söyleyeyim. Doktorlar iyi bilir. Kafamızda 12 tane kafa siniri vardır. 7. ve 8. kafa siniri kulağımızın iç kısmında, kulağa vurduk diyor ya. Evet. Kulağın iç kısmında internal akustik kanal, iç akustik kanal diye bir kanaldan geçiyor bunlar. Tamam mı? Sinirler yüksek yer çekimine maruz kalıyor bu gençler. Zaman yolculuğu yapıyorlar. Yani bir gün bunlar için 300 yıl, güneş yılı 309 ay yılı oluyor Türker. Öyle olunca bunlar fasyal paralizi dediğimiz bir durum oluyor. İstersen onu ben resimle anlatayım. Çok iyi anlarsın. Tamam, çok iyi olur. Resimle göstereyim. Tamam. Çünkü hayal etmek zor oluyor. İşte böyledir. Uyandırdık onları sormalar için aralarında. Dedi bir konuşan onlardan. Ne kadar kaldınız? Dediler kaldık bir gün ya da günün bir parçası. Bak sadece bir gün kaldığını düşünüyor. Dediler Rabbiniz bilir kaldığınızı. Öyleyse gönderin sizlerin beni varağınızla şu şehre. Öyle ki baksın hangisi saf temiz bir yiyecek. Bakın süper. Öyle ki getirsin size bir rızık ondan ve latif olsun, kibar, yumuşak davransın ve sevdirmesin sizler hakkında birisine. Türker'cim bu ayet okuduğumuzda rakim ashabı konuşuyor burada. Rakim ashabının yemek yemediğini görüyorsun burada. Kendileri yemek yemiyorlar. Gençlere söylüyor. Gençlere. Kendileri yemek yemiyorlar. Çünkü bu rakim ashabı, rakamlayıcı ashab İbrahim peygambere gelen şerefli elçilerdi. İbrahim peygamber kızarmış buzağı getirdiğinde el uzatmadılar. Çünkü adam insan değil. Yemedi ondan. Ve İbrahim'in içine bir korku duydu. Ve İbrahim peygamber daha sonra dedi ki korkma biz sana müjde getirdik. Bak Allah'ın bir müjdesini biliyorlar geleceği. Senin bir çocuğun olacak diyor. Bir de ayrıca Lut'a gidiyoruz biz diyor. Lut'a diyor azap edeceğiz, helak edecek orayı. Biz edeceğiz diyor. Allah'ın elçisi onlar. İşte bunlar insan değil. Anlatacağız bunları. Cibril benzeri yani halk arasında Cebrail olarak bilinen Cibril diyorum ben. Çünkü Kur'an'da Cibril geçiyor. Evet. Hiper uzayda yaşayan ve Levh-i Mahfuz'u da anlatacağım. Levh-i Mahfuz'da kodlama etkisi olan ve hatta Matrix gibi. Matrix 1'i izlemişsindir. Evet hocam. Matrix'te nasıl ajanlar var 3 tane? Bir simülasyonun içine özel kod bunlar giriyorlar. Ölmüyorlardı değil mi? İstediği yere gidiyor gibi. Rakim ashabı Cibril böyle. Bunları da anlatacağım. Ve hocam doğrusu, sizinle daha çok yayın sizden... yapacağız belli ki. Efendim çok yapacağız çok inşallah. İnşallah. Doğrusu eğer onlar sizlerin farkına varırlarsa recm ederler, taşlarlar sizleri ya da döndürürler kendi inançlarına, dinlerine. Ve asla iflah olmazsınız, rahata kavuşmazsınız o vakit ebedi olarak. Bu ayetleri bir verelim ki izleyicilerimiz ya bu Ashab-ı Kehf kıssası nedir bütün bir görsünler. Ve işte böyledir. Düşürdük onların üzerine yani rastlattık onların üzerine bilmeleri için ki Allah'ın vaadi hak gerçek ve doğrusu saat yoktur şüphe onda. Münazara ederlerken kendi aralarında onların işlerini dediler tartışıyorlar oradakiler. Bina edin onların üstüne bir bina. Onların Rableri bilir onlar hakkında onların işine galip gelmiş kimseler dedi. Yani güçlü orada yetkin olan ve artık tartışmada galip gelen kişiler dedi mutlaka yaparız onların üzerine bir mescit, bir teslim olma yeri. Şimdi bak mağara, gerçek mağaranın üzerinden Kur'an'ımıza göre mutlaka bir kilise olmalıdır. Erken dönem kilise olmalıdır bu kesin. Çünkü ayette sabit. Cami değil bu, mescit. Secde edilen yer demek yani her yer olur. Kilise olur, evrenin her yeri mescittir. Çünkü sen secde ediyorsun Allah'ına, Arapça M'ye geldi mi yer anlamı verir. Mescit yani secde edilen, teslim olunan yer demektir. Kiliseler yapacaklar, kilise yapacaklar. Burada da çok güzel bir ayet bu. Diyecekler üçtür, dördüncüler onların köpekleridir. Ve derler beştir, altıncılar onların köpekleridir. Bak bir taş atma gayba bilinmeyene yani bilinmeyen hakkında bunlar konuşuyor. Evet. Tartışma olacağını söylüyor. Ve derler yedidir. Ve sekizincileri onların köpekleridir. Bak bundan sonra bir şey bakan gelmedi. Ancak bu arada Türker bir şey söyleyeyim. Kur'an'ın çok güzel mucizeleri var. Köpeğin kaç kromozomu var biliyor musun? Kaç bizim hocam? Normalde kromozom sayımız 46. Onların kaç? 23 annemizden geliyor, 23 babamızdan geliyor. 46 kromozomumuz var insan ırkı. Köpek kaç kromozomu var biliyor musun? 78. 78. Bak derler yedidir. Sekizinciler onların köpekleridir. 7-8. Çok güzel.
İnanılmaz ya, inanılmaz. Abi Kur'an okunduğunda bilimsel olarak öyle işaretler veriyor ki. Vay be. Çok iyiymiş Dedi bu. Rabbim, tabii Rabbim daha iyi bilir sayısını onların. Yoktur bilen onları. Bak buraya dikkat et. Yoktur bilen onları. Kalilen illa kalilun. Biraz dışında. Bak hiç kimse bilemeyecek demiyor. Az, biraz dışında. Yani bilecek, bilen olacak. Münakaşa etme onlar hakkında. Apaçık görünen bir kanıtla ve kesin biçimde ifade etme onlar hakkında onlardan birine. Bakın burada gençlerin sayısının kaç olduğunu bize Rabbim nasıl göstermiş göreceğiz. Hem de kesin matematikle, delille, hiç böyle mişmuşla değil. Ve deme bir şey için en sevdiğim ayetlerden birisi ya. Ve deme bir şey için şüphesiz ben yapıcıyım bunu yarın. Ne demek o? Abi bir saat sonra ne olacağım belli mi Türker? İşte ölüyorsun Ha. gidiyorsun abi. Görü bak ve deme bir şey için peygambere Ha, uyarıyor. tamam. Yarın yapacağım. Şuraya gideceğim. Buraya gideceğim. Yok. De ki ancak eğer dilerse Allah. La ilahe illallah. Ancak Allah dilerse ya. Ve zikret. An Rabbini unuttuğun zaman. Ve de ki belki de kılavuzlar beni Rabbim bundan daha yakın bir doğruya, bir olgunluğa. Ve kaldılar mağaralarında 300 sene. Ve ziyade ettiler 9. Burada da çok büyük mucizeler var. Her yer mucize abi. De ki Allah en iyi bilendir kaldıklarını onların. Onadır gaybı bilinmeyeni göklerin ve yerin. En iyi görür onu, en iyi işitir. Yoktur onlara onun aslından hiçbir veli ve ortak etmez kendi hükmüne birini. Ve oku vahyolunanı olanı sana Rabbinin kitabından. Yoktur değiştirici onun kelimelerini ve asla bulamazsın onun aslından bir sığınak diye gidiyor Türker. Şimdi biz büyük bir kıssa bu. Bu kıssada çok yani bir kitap yazdık bununla ilgili. İşte bunlar nasıl uyudular, neden girdiler, ne yaptılar? İstersen burada mağaranın GPS 17. ayete odaklanalım mı? Sen nasıl Olur. istersin? Çok güzel olur. O çok iyi olur hocam. Bugün onu konuşalım. Sonra Evet, bugün onu Allah konuşalım ömür çünkü verirse daha konu konuşacağımız oradan çok şey var. bütün çok şey var. O zaman ben size bu mağaranın konumuyla ilgili büyük bir oluşan mucizeyi inanılmaz bu mucizeyi şu bilgisayarımdan şey yapayım abi inşallah. Evet yani Ashab-ı Kehf mağarası Türkiye'de hocam bir dört tane falan mı var? Aynen öyle. Değil mi? Evet, İşte aynen mesela bir öyle. Aynen. tanesi Efes tarafında olduğunu Evet, şimdi biliyoruz. zaten Hristiyanlar biliyorsun Seven Sleepers of Efes yani şeyi isterler. Direkt yani Efes'te olduğunu inanırlar. Türkiye'de dört mağara var Türker. Şimdi söyleyeyim Efes var, Tarsus'ta var, Afşin'de var, Maraş Afşin'de ve yeni bir Diyarbakır'da çıktı Nice'de. Onlar da hatta üniversite destekli böyle veriler sunuyorlar. Burada en önemli ayette 17. ayeti delil gösteriyorlar. Hatta Türkiye'yi bırak toplam dünyada 40 mağara iddia ediyor. Ha. Ürdün'de var, İspanya'da var. Gerçek şu ki Türker, bunu Rabbim anca bize söyleyebilir abi. Tek o bize bunun gerçek mağaranın ne olduğunu gösterebilir. Şimdi Çok merak ettim şu anda neresi ayet gerçek. bizi tekrar tekrar şuradan başlayalım şimdi. Bak, şimdi önce çok Tam basit ekran verin anlatacağım. arkadaşlar. Yine az önceki gibi yapın. Ha. Herkes anlayabilir. Herkes anlayabilir. Bakın görürsün güneşi. Şimdi ayete baktığın zaman bir sağ ve sol olduğunu görüyoruz. Evet. Kur'an'da bir çelişki asla olmaz. Eğer çelişki olsa sağı ve solu nasıl anlarız? Sen bir yere bak. Mesela ben doğuya bakıyorum. Sağım güney olur. Kuzeye baktığım zaman sağı değişir yani bir insanın anladın mı? Döndükçe yön olarak. Evet. Şimdi ne diyor Rabbim? Bunu fixlemek için yani sabitlemek için ve görürsün güneşi. Bak. Doğduğu yükseldiği vakit. Yani güneşe doğuşunu izleyen bir adam olmalı bu. Tamam mı? Görürsün güneşi. Doğduğu yükseldiği vakit. Yani sen güneşi sabah kalktın abi. Güneşin doğuşunu izliyorsun. Yüzünü ve bedenini güneşe döndün yani. Anladın mı? Evet. Yani her halükarda doğuya bakmış oldum. Bravo. Doğuya bakmış oldun. Doğuya bakıyorsun. Her halükarda doğuya bakıyorsun. Güneş ne yapmış doğduktan sonra?
Güneş doğduktan sonra mağaralarından sağa doğru eğiliyormuş bak. Sağa doğru. Burada sağ sol gençler üzerinden anlaşılamaz. Sağ sol güneşe bakan, doğuya bakan gençler dışında. Burada Arapçası vetterah şemse derken peygamberimize geliyor. Tamam mı? Yani gençlerin dışında bir kişi bu. Doğduğu vakit mağaralarından sağa doğru eğiliyor. Şimdi güneş doğduğunda sağa doğru eğilirse Türker, bu kuzey yarım kürede olur. Tamam mı? Hmm. Biz güney yarım kürede olsaydı bu adam, yani güneşin doğuşunu izleyen bir adam, güney yarım kürede olmuş olsaydı güneşi doğduktan sonra soluna doğru eğildiğini görürdü. Şimdi sen kış, hatta biz bak istersen güneş doğduktan sonra ne oluyor? Hemen sağdan batıyor. Sağa doğru gidiyor. Görüyorsun değil mi? Yani güneye. Anladım. Tamam. Eğiliyor. Evet. Kutuplarda şeyde olsaydı, ekvatorda olsaydı hiç eğilmeyecekti. Ha. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şimdi madem öyle, şöyle resimlerle gösterelim. Bak şimdi. Bu adam ne yapıyor abi? Güneşin doğuşunu izliyor. Doğuya bakıyor. Biz görürsün güneşi doğduğu vakit. Ne oluyormuş bu güneş doğunca? Sağa doğru eğiliyormuş bak güneş doğdukça, gördün mü? Evet. Yani güneş ekvatorda olsaydı hiç eğilmezdi. Yani şöyle olurdu ekvatorda, ekvatorda olsaydı, anladın mı, güneş? Eğilmeden giderdi. Sağa doğru eğildiği için bak güneye doğru eğilir diyor, yani sağa. Peki bu mağara güney yarı kürede olsaydı güneşin doğuşunu izleyen bir adam güneşin soluna doğru, yani sol koluna doğru eğildiğini görecekti. O nedenle Rabbim burada büyük bir mucize olarak sağ ve solun ne olduğunu bize gösteriyor. Çok basit. Sağ güney, sol kuzey. Bunu yaz bir yere. Tamam mı? İlk ayette bunun işaretini verdi. Şimdi ilerliyoruz. Çaprazlar ve izâ garabet takridukum zaten şimal. Yani batarken güneş onları soldan çaprazlıyormuş. Bak şimdi. Görüyor mu arkadaşlar oradan? Bak. Şimdi evet. Güneş batarken yine bu adam doğuşuna bakıyor. Ha. Adamın pozisyonu değişmedi. Tamam mı? Adam aynı. Hı hı. Güneş batarken soldan çaprazlıyormuş onları. Yani şöyle bir bak şu güzel bir işaret. Şimdi güneş batarken takridukum onları, zamir orada gençlere gider. Tamam mı? Bak Arapçayı iyi okumak lazım. Zamir gençlere gider. Yani gençleri, batan güneş gençleri soldan çaprazlıyormuş. Sol neydi? Kuzey. Evet. Kuzeyden çaprazlıyor abi. Tamam mı? İşte mağara böyle bir şey olmalı. Yani mağara kuzey batıya bakmalı. Bitti. Nokta. Abi bunu zaten insanların çoğu çözmüş. Yani biraz ayeti inceleyenler mağaranın nereye bakmasını, yani girişinin, mağaranın girişinin kuzey batıya kuzey batıya doğru bakmasını anlamışlar. Çözmüş diyorsunuz. Mağara aynen öyle. Mağara doğduğunda, güneş doğduğunda güneş almıyor. Öğleyin bakın güneş almıyor. İkindi güneş almıyor. Akşam batarken gençleri soldan çaprazlıyor. Yani kuzeyden çaprazlıyor. Evet abi. Şimdi sonra ayetlerimiz geldik. Bakın dinleyiciler izlesinler, durdururlar videoyu. Bakın Allah ayetleri dediği zaman Kur'an'da bu, bak ayetleri dediği zaman uyumanız ve onun ayetlerindendir uyumanız geceyle. Ya bak yani uyumak bile büyük bir mucize diyor yani. Ayet aslında doğru yani. Evek diye bir film var, izledin mi? Çok güzel. Böyle güneş patlaması olup uyuyamıyorlar falan. Yani aslında bak göklerin ve yeritilişi neymiş? Ayetlerindendir Allah'ın. Ve şöyle yapalım artık. Şimdi biz artık izleyicilerimiz de heyecanlandı. Yani artık GPS'i nasıl hocam buluyorsun buradan? Bak gerçek evet. Mağarayı. Şimdi enlem boylam. Şimdi meridyen nedir? Meridyen şöyle dünyayı düşün, tamam mı? Meridyenler böyle
yukarıdan kutuptan güney kutbunu böyle çizgiler, tamam mı? 360 derece. Tabii bunun bir başlangıç meridyeni alınıyor. Bu Greenwich şu anda, ama farklı meridyenler de zamanda alınmış, ama kitapta da anlattım. Osmanlı İmparatorluğu'nun da bir şeyle 1600 yıllarında artık Greenwich sıfır meridyeni olarak alınmış. Artık bunun dünyada kabul etmeyen zaten yok. Sıfır doğu meridyeni, batı meridyeni. Bak mesela 15 derece doğu dediğimiz zaman onun doğusuna 15 derece gidiyorsun. Batı dediğin zaman batısına gidiyorsun. Yani bu kadar çok basit yani bu. Bu da Greenwich işte. Doğu batı. Yani tabii ki sanal bir şey bu. Bak 25 ülkede 1884 yılında kabul ediliyor bu Greenwich. Artık Greenwich kesin. Peki yani 600'lü yıllarda Kur'an'da Allah bunu anlatırken bunu soracakları için bence öyle bir şey yok da. Aynen öyle sorarlar. Heh. Şimdi bak bizim için önemli olan mucizenin tecelli ettiği yıl. Mucize ne zaman tecelli ediyor? 2023 yılında. Yani Kur'an'da öyle ayetler var ki katmanlı yapısı var. Her katmanda farklı. Elbette Peygamberimiz indiğinde bu mağaranın bu koordinat GPS verdiğini tanık olmadılar. Çünkü Kur'an'ın mucizesi budur zaten. Yani her daim kıyamete kadar her insana, bilim insanlarına, herkese katmanlı yapı sunar. Müteşabih ayetleri vardır Kur'an'ın. Ancak ilimde derinleşenler onu anlar. Yani bunun elbette o zaman hocam Greenwich yoktu. Ama mucizeteci yeni tecelli etti zaten. Şimdi ben adama diyorum ki GPS'i Allah nasıl verecekti? O zaman hocam hangi yaz? Başka bir şey alsak? Zaman öyle bir şey yoktu. Hocam, teknoloji yoktu. Evet kabul edilen bir şeyi almıyorsun, kafandan atıyorsun diyecekti. Evet. Yani mecbur bir başlangıç noktası almak zorundayım yani. Şeyse. O da zaten mucizenin tecelli ettiği yılda sıfır derece Greenwich. Paralel nedir? Paralelde zaten biliyorsunuz arkadaşlar bu dünyanın doğal yapısı buna izin veriyor. Ekvator yukarıcık mı kuzey paralelleri, aşağı indik mi güney paralelleri, şöyle dereceler var. Evet. Tamam mı? Boylam. Boylam da meridyenle aynı, enlemde paralel aynı. Artık oraya detaya girmeyeyim. Bakın ülkemizin İstanbul'unun neymiş pozisyonu? Şimdi 2023 yılında İstanbul'un lokalizasyonunu nasıl veriyoruz? 29 derece doğu boylam, 41 derece kuzey enlem olarak veriyoruz. Bu kadar basit. Peki. Şöyle işaret edelim, hızlanalım biraz da. Şimdi Türker'cim bu 17. ayeti 34 kelimeden oluşuyor. Bunu böldüğümüzde kelimeleri bakın. Ama niye göre bölüyoruz hocam? Şimdi kelimeleri biz Rahman'ın işaret ettiği şeye göre görüyoruz. Ayeti 3 bölüme ayrılıyor. 1. Birinci kısımda Türker, Rabbimiz bize mağaranın dünya üzerindeki konumunu veriyor. Yani kuzey yarım kürede mi güney kürede? Bakın ve görürsün güneşi doğduğu yükseldiği vakit eğilir mağaralarından sağa doğru. Bu bize neyi verdi? Mağara kuzey yarım kürede. Yani güneşin doğuşu üzerinden mağaranın sağa kuzey yarım kürede olduğunu verdi. Peki ikinci kısım neyi veriyor? Ve battığı vakit güneşin batışı üzerinden gençlerin mağaradaki pozisyonunu verdi. Yani gençlerin mağaradaki pozisyonu. Gençler mağarada, mağaranın güneyinde. Bunu verdi. Çaprazlama üzerinden. Ve zalike kelimesi çok önemli. Burada işte bu zalike 10 artı 9, toplam 19 kelime. Zalike kelimesi min ayetillahi, yani Allah'ın ayetlerinden olacaktır diyor. Yani ilk 19 kelime, 9 artı 10 kelime Allah'ın ayetlerindendir diyor. Ve kimi kılavuzlar doğuruyor Allah, öyle ki o doğrudur bulandır ve kimi saptırır öyle ki asla bulamazsın ona bir veli bir doğru yol. Bakın ayetin 3. kısmı tamamen konu farklı. Burada konu niye değişiyor? Doğru yola kılavuzlu insanların doğruya Allah tarafından yönlendirileceği işaret ediliyor. Şimdi bu 3 şeyi Arapça harfleri verelim. Şimdi tabii ki meallerden sayıyla hakikaten yapıyoruz. Şifreleri çözüyorsunuz hocam. Aynen öyle. Hocam şimdi meallerden
Meğer arkadaşlarım çıkıp da mealden harf saymaya kalkmasınlar. Ancak bu ayeti alın bir yerden, internette vardır yani. Alın, Word'e yapıştırın ya da bir yere ayırın harflerini. Ben burada gösterdim ama bakın Arapça harfleri ben burada okumayayım. Yani gördüğünüz gibi 28 harf var. Bu durdurup bakabilirsiniz. Arapça harfler elbette kelimenin başında, ortasında, farkında, sonunda farklı yazılabiliyor. Ama sonuçta internetten bir Osman Mustafa bulun. Bakın burada var. Tanzil.net. Osman Mustafa olduğu iddia edilen Mustafa. Aslında Osman Mustafa henüz elimizde yok da. Onun bir kopyası. Ya da Türkiye Mustafa da olur. Ya evinizdeki bir Mustafa açın bakın. Bakın arkadaşlar. Birinci kısım. Birinci kısım ne dedi? Görürsün güneşi doğduğu yükseldiği vakit eğilir mağaradan onların sağa doğru. Abi bak doğu yönü diyor. Doğuya bak diyor. Doğuya. Doğuya bak. Biz kelimeleri harflerine ayırdığımız zaman 9 kelimede 36 harf olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Bak. Şu vav tamam. Ve te, ra, ye, elif, lam. Gördün mü? Şems. Bak şems, eşşems. Mim, sin, elif, za, elif, ta, lam, ayn, te, te. Gördünüz mü? Yani bunları vakitten kazanalım. Sonuçta tamam. Baktığımız zaman kelimelerini Arapça ayırdığımızda, kelimeleri de harflerini ayırdığımızda ve tera, ne demek o? Görürsün, 4 harf. Eşşems, güneşi, 5 harf. İza, vakit, 3 harf. Doğdu, 4 harf. Eğildi, 4 harf. Topluyor muyuz hocam ondan sonra onları? Efendim? Rakamları sonra topluyor muyuz tekrar? Evet, rakamları topluyoruz. Yani görürsün güneşi, yani doğuya bak diyor. Topladığımızda 36 derece doğuyu veriyor abi. Bak, 9 kelimede 36 harf ve görürsün güneşi, şu Arapçası 36 derece doğuya bak diyor bize. Ha, Türkiye İstanbul 29 derece doğuydu değil mi? Evet. Şimdi tamam. 20 sen diyor çıkıyorum. 36'ya bak bakayım diyor. Evet. Tamam. Şimdi 36 doğuya bak diyor. Bak. Şimdi Cambridge Üniversitesi'nden eski musaflardan aldım bunları. O zaman herkes, bir kere şu an şu dakika itibariyle Efes olma ihtimali elendi. Elendi. Aynen. Kesinlikle elendi. Yani 29. Abi, biz, bak ben sana bunu söylüyorum. Her zaman derslerimde de söylüyorum. Biz hakkı gerçeği arıyoruz abi. Ben bir mağara çıksın diye bir uğraşmıyorum ki. Hakkı gerçeği arıyorum. Bu büyük bir Kur'an mucizesidir. Şimdi daha detaylandırdığımızda inanamayacaksınız. Son 10 dakikamız yani. Hocama söyleyeyim. Efendim? Bu video için son 10 dakikamız. Ha, tamam. O zaman toplam harf sayısımız 36. 36 şöyle bir yer oluyor Türkiye. Gördün mü? Evet. Yani Türkiye'den geçtiği kesin. Geçiyor maşallah. Türkiye'den evet. Geçiyor. Bir baktık Türkiye. Bu bile yetiyor aslında. Çünkü Türkiye'den geçen yaptığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor Türker'cim bak. 36 derece boylan. Bunun üzerinde bir yerde olmalı mağara. Evet. Oo. Devam edelim. Bize kim daha iyi gösterebilir? Sol. İkinci kısım. Devam ediyor Allah'ın mucizesi. Baktığı vakit diyor. Makaslar çaprazda onları sola doğru ve onlar içindediler bir gedik bir oyuk. Onun mağaranın işte bu zelike. Burada da hocam ikinci işaret edilen yön neresi? Sol. Kuzey. Evet. Çünkü bir yer aynı zamanda hem doğu hem batı olamaz ki. Tamam mı? Doğu ilk bölümde işaret edildi. İkinci işaret edilen yön hangisi burada? Sola doğru. Çaprazlar onları şimal. Bak şimal, sol. Sol neydi hocam? Kuzeydi. Demek ki bu kısta kuzeyi vermeli bize. İkinci kısımda kuzeyi vermeli. Evet. Baktık abi. İlerleyelim. Bu harfleri veriyorum. Şimdi verdi. İkinci kısımda da 38 tane harf var. Ve vakit battı, makasladı doğru sola. Onlar içindediler bir gedik ki. Bak harfleri topla, kelimeleri toplam 38. İşte büyük mucize bu. Bak Türker. İlk bölümde 36 derece doğu boylamına bak dedi. İkinci tarafta solla güneşi seyreden bir adamın, doğuşunu seyreden bir adamın solu kuzey olduğu için 38 derece kuzeye bak dedi. Ve işte bu 10 kelimede de 38 harf var. Kuzeye bakacağız. Eski musafları gösteriyorum Türker. Yani insanlar müzelerdeki düşmesin. Musaflara bakıyorum. Ya mağara burada olmalı abi. Şu şeyin üzerinde. Aynen. 38 kuzeyde. Bak şöyle bir şey olmalı. Evet, buraları biraz hızlandırayım. Evet, mağara burun üstünde bir yerde olmalı abi. Tamam. Bakalım
Türkiye'de nerede böyle bir mağara var mı? Bak. Orası hangi şehre denk geliyor? Abi bak Afşin. Afşin bunun içinde gördün mü? Maraş'taki doğru o zaman hocam. Evet. Ve daha da gideceğiz şimdi. Metresine kadar. Bak şimdi bu bile yetiyor 36-38 ile. Bak Afşin burada. Abi ayetin üçüncü kısmı ne? Doğru yola kılavuzlarsan doğru yol mağarayı bulursun abi. Toplam üçüncü kısımda da 51 harf var. 51 harf. Şimdi Türkiye Rabbim o kadar efficient yani etkili şey yapıyor ki artık kuzeyi bıraktı doğuya tekrar geldi. Şimdi doğunun metre düzeyinde gitmemiz için ne gerekir? Dakikası gerekir. Tamam mı? Yani şimdi doğu boylamı derecenin bir de dakikaları var. Bir de saniyesi var. Orayı hızlı geçtik biraz. Yani daha detaylı şey için biz dakikasını vermesini bekleriz. Bu da ayet abi üçüncü kısımda mağaranın doğu dakikasını veriyor. 51 kelime. 51 kelime. İşte affedersin 51 harf. Harf. Ve işte bunlar geldi. Ve bunlara da birkaç teknik şeyler yani kitapta da koydum. Mesela sen bir Empire State'i nasıl verirsin? Bak 40 derece dakika saniyeli verirsin değil mi? Bak 40 derece 44 dakika 54 saniye kuzey. 70 derece 59 dakika 08 saniye west batı. Batı. Demek ki bize dakikası lazım abi mağaranın. İşte o da ikinci, üçüncü kısmın harf sayısı oluyor. Bak büyük bir mucizedir. 38 derece kuzey paralelinde 36 derece 51 dakika doğu boylamı Türker şurada olması lazım şeyin. Beyaz çizgi üzerinde olması lazım mağaranın. Evet. Orada mı? Görüyor musun? Afşin'in hemen batısından geçiyor. Şimdi Rabbim bir şey yapacaksa tam yapar abi. Metresine kadar vermesi lazım. Ne eksik bizim şu anda? Saniyemiz eksik değil mi? Saniye değerimiz lazım. Mağaranın saniye değeri. O Evet. da abi mağaranın teknik bilgisinin verildiği 17. ayet. Allah Allah. 17. 17'yi de verdiğin zaman abi işte gerçek mağaranın yeri burası. 38 derece kuzey enlemi, 36 derece doğu boylamı, 51 dakika 17 saniye doğu boylamı. La ilahe illallah. Gördün mü abi? Tam mağaradan geçiyor. Mağaranın tam 34,6 metre batısından geçiyor. Şey doğusundan geçiyor Doğusundan geçiyor. çizgi. Yani Rahman'ın bize işaret ettiği, ayette işaret ettiği üç kısmının harf sayıları bak üçe böldük ayeti işaret ettiği şeye göre ufuk, kuzey sonra dakika saniyeyi de tamamen ayetin 17'si verdi 17. ayet çünkü bütününü yansıttı altın vuruşu yaptı ve gördüğün gibi mağaranın Afşin'de bir mağara var bunun tam yakınından geçti ama tam üstünden geçmedi tem üstünden geçmedi neden acaba? Neden hocam? Neden? 2022 yılı itibariyle 34,6 metre Rabbimin işaret ettiğinden mağara batıya kaymış. Depremler. Ha. Yani bu Doğu Anadolu fay hattı biliyorsun ve bizim Afşin o bölge batıya kaydırıyor Türk her şeyi tamam mı? Yani bu bölge batıya kayıyor. Yıllık 1,8 santim kayıyor. 1,8. Kaba bir hesapla 1922 yıl tutuyor kayma. Ben gittim buralara. Bu mağarayı tek tek ölçtüm her şeyini. Kitapta da koydum. Ve meğerse mağara abi gençler bak Anadolu fay hattını görüyor musun? Evet. Anadolu levhasını batıya kaydırıyor. Tabii her deprem olduğunda böyle kayıyor levha. Batıya doğru. Afşin batıya doğru gidiyor. GPS'i Evet. değişiyor. Evet. Yani Afşin batıya kayıyor. şöyle doğudan böyle Akdeniz havzasına doğru kayıyor aslında. Aynen öyle. Ve baktığımız zaman bu gençlerin milattan sonra 100 ila 150 yılı arası girdiğini anlıyoruz. O Yani tarihlerde Rabbim ne diyor demek ki bir önceki oradaymış. ayette? Dedik girin mağaraya. Yani inanılmaz. Bakın bunu izleyicilerimiz baksın. Buradan bu gençler nasıl uyudu? Büyük mucizeler var. Nasıl zaman yolculuğu yaptı? Bir zaman kapsülüne giriyorlar. Rakamlayıcı ashab kimdi? Hiper uzaydan gelen bunlar, bu elfler.
Kimdi? Onları ikinci programa, ikinci çekime bırakalım. İkinciye yapalım abi. Çünkü daha çok veri var burada. Artık 2023 yılı Kur'an'ın önünde hiç kimse duramaz. Bak Kur'an, ben binlerce kere tanık oldum yani bu şeye, mucizelere. Ve Zülkarneyn de öyle yani. Gerçek bilimle okuduğunda aslında Zülkarneyn'in ikinci Kiros olduğunu çok net bir şekilde tüm delilleriyle görüyoruz. Adam diyor ki yok uzaylı muzaylı. Ya diyor ki zaten Zülkarneyn'e ne diyor? Onu yerde diyor, yer artta güç verdik diyor. Ya bu bir ayet bile hepsini eliyor evet, zaten abi. Bu kitapta var ya, o ama onu da önümüzdeki videolarda konuşacağız. Konuşuruz inşallah. Yani hocam sana çok söz... çok kusura bakma. Estağfurullah hocam. Ya şahane anlattınız. Çünkü bunun bölünmemesi gerekiyor. Ayetleri birbirine bağlıyorsunuz. Oradan bir hesap yapıyorsunuz. Tam anlaşılması için çok iyi oldu. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel programlar yapıyorsun. Eyvallah, sağ olun. Her işte bir tevafuk, bir, evet, bir uyum vardır. Her işte... bir nasiptir, kısmettir yani. O yüzden onu da yayında söyleyeyim. Yani. Hesabın üstünde hesap vardır yani. Bu kitap 10 gün önce elime ulaştı. Ben bu kitabı okudum. Gece kapattım kapağını. Dedim ki sabah olsun da ben hocayı hiç tanımıyorum. Benim kusurum İbrahim Esinler hocayı. Dedim ki hocaya ulaşayım ben. Sabah oldu. Arabama bindim. Google'a yazdım. Hocanın muayenehanesini telefonda buldum Ankara'da. Bir not bıraktım. Sonra buraya oturdum. Masaya tekrar o gün saat 12 gibiydi. Çekim için oturdum. Hocanın telefonuna notu 11-11.30'da bıraktım. 12 gibi buraya oturdum. Konuğum Kubilay Aktaş hocaydı. Belki o videoyu izlemişsinizdir. Kubilay Aktaş hoca videoda devam ederken dedi ki bizim de İbrahim Esinler hoca var dedi. Ya şu yaşıma geldim. Ya hiç böyle bir tevafuk görmedim. Bir saat önce ben numarasını araştırdığım kişiyi Kubilay Aktaş dedi ki bizim İbrahim Esinler hoca var. Bizim dedi. Yani belli ki tanışıyor. Biter bitmez dedim ki hoca dedim numarasını ver. Sen tanışıyor musun? Aa dedi, çok iyi tanıyorum. Mutlaka al dedi. Yani böyle bir tevafukla tanıştık biz İbrahim hocayla. O yüzden daim olmasını diliyorum inşallah. 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 Sen de ben de başarılar diliyorum. Daha da başarılı işler yapıyorsun. Eyvallah. Daha fazlasını diliyorum. Rabbimiz salatlarını ve rahmetini bağışlasın hepimizde. Onun desteği Allah oldu mu? Hiç korkma. Allah razı olsun hocam. En kısa zamanda inşallah haftaya bir gün belirleriz sizinle ya da bir sonraki haftaya sizin uygunluğunuza göre devam ederiz Ashab-ı Keyfe. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim hocamıza. Evet. Efendim videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. İbrahim hocanın da kendi YouTube kanalı var. Kur'an Mucizeleri diye. O kanala da mutlaka bakın. Bize de abone olmayı unutmayın. 800 bine gidelim. Şu anda 741 bin inşallah birlikte olalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.